Arkadaşlar selamlar, ben Deniz Duman. Google reklamları eğitimimize devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere yine oluşturmuş olduğumuz kampanyamızı iyileştirme seçeneklerinden yani bu sol sütundaki geri kalan menülerden bahsedeceğiz. Şimdi en son ayarlar menüsünü bir önceki videomuzda ayarlar menüsündeki seçenekleri ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmış ve nasıl doldurmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Yer seçeneğinde arkadaşlar yine ayarlar sekmesinde çıkacağımız konumları belirlemiştik hatırlarsanız. Hangi bölgelere reklam çıkacağız, hangi bölgelerde reklamlarımızın çıkmasını istemiyoruz gibi seçenekleri ayarlar bölümünde biz belirlemiştik arkadaşlar. Konumlar sekmesinde hariç tuttuğumuz iki konum olduğunu görebilirsiniz. Kocaeli ve Bursa'yı hariç tutmuştuk bir önceki videomuzda. Beşiktaş ve Üsküdar'da ise detaylı bir alan hedeflemesi yapmıştık. Beşiktaş merkezden 3 kilometre yarı çapındaki alanları hedeflemiştik. Üsküdar merkezden de 5 kilometre çevresindeki yarı çap alanını hedeflemiştik. Şimdi yer bölümünde neyi görüyoruz? Yer bölümünde bir önceki alanda yapmış olduğumuz hedeflemelerin özetini harita üzerinden görebiliyoruz. Burada kırmızı olarak işaretli alanlar reklama çıkmak istemediğimiz, eve engellediğimiz alanlar. Şimdi burada hedeflediğimiz yerleri görebiliyoruz arkadaşlar. Bizim reklamlarımız oynamaya başladıktan sonra buraya o kampanyanın almış olduğu tıklama sayıları, gösterim sayıları, tıklama oranları, ortalama tıklama başına maliyetleri ya da sadece bölgelerin reklam maliyetlerini görebiliyoruz. Aynı şekilde sütunlar başlığından bizim buraya eklemek istediğimiz diğer alanları da koyabiliriz. Dönüşümlerden ya da performans başlığı altından farklı değerleri de koyabiliriz. Yine yer planlamasında buraya da koymuş olduğumuz tüm başlıklar hakkında o belirlemiş olduğumuz yerin performansı nasıl, bunun rakamlarını görebiliriz. Şimdi burada bizim bölgelerin rakamlarını ve başarılı mı olmuş, başarısız mı olmuş gibi sonuçlarını gördüğümüz takdirde biz burada teklif ayarlamaları bölümünden kalem işaretine basarak eğer başarısızsa bu alan buradaki teklifimizi azalt deyip %20, %30 civarında azaltmalar yapabiliriz arkadaşlar. Burada 10 TL tutarındaki bir teklif 7 TL olur diyor. Burada örnekte de yazdığı gibi. Hedeflediğimiz bir bölgenin çok başarılı olduğunu görürsek hemen yine aynı şekilde buraya tıklayarak buradaki teklifimizde %50 arttır diyebiliriz. Yani bu alanlar aslında reklamlarımız oynadıktan sonra bizim elde ettiğimiz sonuçları okuyarak reklamlarımızın ve kampanyamızın iyileştirmesine sebep olacak alanlar arkadaşlar. Dolayısıyla buralar reklamları oynattıktan ve bazı geri bildirimlerini rakamsal olarak geri aldıktan sonra yorumlayabileceğimiz alanlar. Şimdi hemen reklam zaman planlamasına gelelim. Reklam zaman planlamasında arkadaşlar ne gibi işlemler yapabiliyoruz? Şimdi biz hatırlarsanız günlük bütçemizi 50 TL olarak belirlemiştik. Burada günlük bütçemiz yazıyor. Peki reklam zaman planlamasında herhangi bir ayar yapmadığımız takdirde bu 50 TL'lik bütçe günlük nasıl dağıtılıyor arkadaşlar? Eğer ayrı bir ayar yapmadıysak bu 50 liralık bütçe günün başından günün sonuna kadar homojen bir şekilde dağıtılarak harcanmaya çalışır arkadaşlar. Ama şimdi bizim vermiş olduğumuz hizmete göre reklamlarımızın belli zaman periyotlarında oynamasına gerek olmayabilir. Yani siz bir nakliyeciyseniz gece reklamlarınızın oynamasını istemezsiniz muhtemelen. Çünkü gece nakliye hizmeti duyacak hiçbir insan yoktur. Ama siz bir çilingirseniz eğer, gece evine giremeyecek olan insanlar, anahtarını unutan insanların reklam hizmetine ihtiyacı olabilir gibi arkadaşlar. Bazı meslek dalları için bazı zaman periyotları daha idealdir. Bunları siz meslek sahipleri daha iyi biliyor olacaksınız muhtemelen. O nedenle burada reklamlarımızı günün hangi saatlerinde oynatmamız gerektiği ile alakalı belli ayarlamaları kendimiz belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada reklam zaman planlamasını istediğimiz günler için ayrı ayrı belirleyebiliriz. Mesela hemen belirleyelim arkadaşlar. Reklamlarımızın çıkmasını istediğimiz tarih aralığını, gün aralığını belirleyelim arkadaşlar. Hemen bu panelde gelip buradaki kalem işaretine basıyoruz arkadaşlar. Zaman planlamasında bizim reklamlarımızı öncelikle haftanın hangi günlerini açacağımızı belirlememiz gerekiyor. Buradan mesela diyelim ki ben hafta sonu çalışmıyorum. Dolayısıyla reklamlarımın çıkmasına gerek yok. O nedenle pazartesiden cumaya reklam oynasın. Peki kaçta oynasın? Sabah 10'da başlayabilir. Akşam 7'de bitebilir. Ekle dediğim zaman artık bu günlük bütçe artık günün başından günün sonuna kadar homojen bir şekilde dağıtılmaz. Pazartesiden cumaya kadar olan günler için sabah 10'da başlar, 7'de biter. Yani bu 50 liralık bütçe bu zaman aralığında homojen olarak dağıtılır. Pazartesiden cumaya çalışıyoruz dedik.
Misal cumartesi de yarım gün çalışıyoruz. Cumartesi de hizmet alabiliriz. Hemen buradan arkadaşlar ekle dedikten sonra sadece cumartesi olanı seçiyoruz. Buradan da saat 10 diyelim. Öğlen de 12 diyelim. Yarım gün çalıştığımızı varsayarsak burada da reklamlarımızı cumartesi günü için ayrı bir periyotta çıkmasını sağlarız. Burada arkadaşlar bir önceki menülerde de anlattığımız gibi aynı mentalite geçerli. Bizim reklamlarımız oynadıktan sonra sonuçları aldığımız zaman bakacağız hangi günler, hangi zaman aralıkları reklamlarımız için daha yüksek performans göstermiş. Bunları gördükten sonra burada o gün aralıklarını eğer olumsuz bir veri verdiyse bize bu gün ve bu saat aralığı reklamlarımızda iyi sonuç vermiyor diyerek buradan teklifimizi %20, %30, %50, %70 istediğimiz tutarda azaltabiliriz. Aynı şekilde Çarşamba günü 10 ila 19 arasında hep güzel sonuçlar alıyoruz diyelim. Demek ki bizim ideal versiyonumuz bu olabilir. Dolayısıyla biz buradaki tekliflerimizi arttır seçeneğini seçerek buradan %50, %60 arttırabiliriz. Bu arada arkadaşlar size bildirmem gereken ikinci bir konu. Şu anda biz kampanyalar içerisindeyiz ve size daha önceki videolarda belirtmiş olduğum gibi kampanyalarda, reklam gruplarında ya da reklamlarda olduğumuz zaman hep bu sol sütun karşımıza gelir. Ama bu kampanya, reklam grubu ve reklam aralıklarının birbirinden farklı yapılar olduğu için bazılarında bazı seçenekler gözükmez. Örneğin şu anda kampanyadayız. Reklam zaman planlamasını görüyorsunuz. Ama biz buradan herhangi bir reklam grubuna girdiğimiz zaman arkadaşlar, mesela ben burada boya badana hizmetlerine girdim. Boya badana hizmetlerine girdiğim zaman reklam grubumda olduğu için burada gördüğünüz gibi reklam zaman planlamasını göremiyorsunuz arkadaşlar. Bazı menüler gözükmüyor. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken şey reklam zaman planlamasının kampanya bazında ayarlanabileceğidir. Kampanyaya tıkladığımız zaman bunu yapabiliriz. Eğer reklam gruplarının içindeyseniz ya da reklamların içindeyseniz neden bu menü gözükmüyor diye sorarsanız eğer sebebi bundan. Şimdilik sizlere yer ve reklam zaman planlamasından bahsetmek istedim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda diğer seçeneklerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın.